Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Şimdi ilk olarak Fenerbahçe'de Lincoln Handicap takımda kalıyor haberiyle başlayalım. Çünkü e, bugün haberler bayağı etkili. Hatta ben size bir şey söyleyeyim. Uçak haberleri... Uçakla giriş yapmam lazımdı benim de. Neyse. Fenerbahçe'de gelen transferler sonrası yabancı sayısı 17'yi buldu. Şimdilik 17'yi buldu. Ve takımdan gönderilmesi beklenen isimlerle tek tek vedalaşıyor. Sakatlığı bulunan Lincoln Ernike'nin durumu da belli oldu diyor haberde. Şimdi İsmail Kartal oyuncunun sözleşmesinin askıya alınacağını açıklamıştı. Doğru. Ancak yönetim ya da teknik heyet bu konuyu henüz kesinleştirmiş değil diyor. Eylül sonunda sahalara dönmesi beklenen Lincoln'in kesin olarak kadroda tutulacağı ifade edildi. Yabancı oyuncu sayısına göre ise durumu yeniden gözden geçirilecekmiş. Doğrudur. Niye doğrudur? Ya Lincoln hani o kadar yaban atılacak bir isim değil. Yani gerçekten o kadar yaban atılacak bir isim değil. Çok fazla yüklenildiği görüşündeyim ben oyuncuya. Bak gol katkısı yüksek, asist katkısı yüksek, sol bekle oynamış. Hani kendini geliştirmiş diyeyim. Hal böyle olunca da biraz fazla yüklendiğimizi düşünüyorum ben hani siz ne dersiniz tam olarak bilmiyorum ama ben yüklendiğimizi düşünüyorum. Şimdi bir kısa bir uzun haberlerle devam edeceğim arkadaşlar. Niye bir kısa bir uzun? Çünkü öyle notlarımı öyle almışım. Gustavo Henrique diğer videoda da konuştuk. 1.2 milyon euro karşında artık Real e transfer oldu gibi sadece kapı açıklaması kaldı. Fenerbahçe sonraki satıştan %30 pay alacak denildi. Kimisi de 700 bin euro diyor. Hani Sercan Hamzoğlu Fenerbahçe'ye fiyat sordu. Kulüpler arasında görüşme devam ediyor demişti. iki gün önce. Dün de Fenerbahçe Valladolid'e transfer için İspanyalı sağlık kontrolünden geçecek. Oyuncu sağlık kontrolünden sorunsuz geçerse İspanyol ekibine imza atacak demişti. Bu arada Fener'in maçı var bugün. İnşallah e, yine bir şeyimizi yapalım. Skor tahminlerinizi mutlaka ve mutlaka buraya yazın arkadaşlar. Ben de merak içinde kalmayayım. Ne diyeceksiniz diye. Miguel Crespo, Fenerbahçe Crespo'nun transferi için Genoa Genoa'dan 6 milyon euro talep ediyor diye haberler var. Ama Genoa'nın teklifi 4 artı 2 diyor. Özellikle Abola'nın e, haberi bu. Ancak şunu söyleyeyim. Görüşme sürüyor. Ve imza aşamasında da gelindi açıkçası. Hani e, onu söyleyeyim. Fred bu arada Fred bugün akşam ilk 11 olmasın artık. Hepimiz bekliyoruz. Bunu da söyleyeyim. Sercan Hamzoğlu demişti ki FAYET kesin olarak Umar FAYET var ya yeni transferimiz. Umar FAYET kesin olarak kiraya verilecek. Crespo'da gönderilmek için ikinci aday, üçüncü aday ise Joshua King demiş. Arkadaşlar bana bir bilgi geldi. Ama futbolcunun ismiyle ilgili gelmedi. Genel bilgi şu şekilde. Crespo ya da Joshua King takasta kullanılacak diye. Ama kiminle kullanılacak? Ne şekilde kullanılacak bilmiyorum. Bilgi bu şekilde geldi arkadaşlar. Ama dediğim gibi kiminle kullanılacak, ne şekilde kullanılacak herhangi bir şey yok. Ee, Arsenal Thomas Parti için Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri 30-35 milyon euroyu reddetti diyor. Galatasaray'ın teklifi olduğu söyleniyor. Arkadaşlar Thomas Parti'yi vermiyorlar. Ne bize ne başkasına vermiyorlar. Bilginiz olsun. Veratti Marco Veratti Fenerbahçe'ye yazdılar, Galatasaray'a yazdılar. Biz bir denedik. Ama asları yüzünden pahalı. Duyduğuma göre Al Ahli de kişisel şartlarını sormuş. 40 milyon euro oyuncu için 60 milyon Euro istemişler. Al Ahli çok bulmuş. Ama bu transfer olursa da kimse şoka uğramasın. Olur mu? Nicolas Dominguez, Nottingham Forest Nicolas Dominguez'i transfer etmeye yakın diye haber geçtiler. Yani ben şunu söyleyeyim. Dominguez'le ilgili haberler şöyleydi. Hocam Galatasaray'ı almak üzere. Galatasaray alıyor. Şöyle böyle. Zaten transfer sezonunun başından beri Fenerbahçe ile Galatasaray'ı birbirine kırdırırlar. Bundan iyi reyting elde ederler. Şimdi ben bu başlığa yazsam ki Galatasaray'ın yatak odasından futbolcu aldık. Daha çok tıklanır. Daha çok izlenir. Bu da tutuyor. Galatasaray demişken Galatasaray hakim Ziyech transferini yaptı. Hayırsız uğursuz olsun. Fenerbahçe için hayırlısı olsun inşallah bu transferi kapa bildirmeden önce Sezen Aksu'dan minik serçeden Hakim Bey şarkısının müziğiyle vermek istemiş hani transferi. Sezen Aksu da kabul etmemiş. Demiş ki onun yerine Şinanay da yavrum Şina Şinanay ee, hani Galatasaray kullanabilir demiş. Yok o espri mi? Ha bu troll pardon. izin vermemiş. Yani demiş ki yok kullanamazsınız demiş. Yoksa demiş donunuza kadar alırım demiş telif böyle bir şey arkadaşlar. Mesela benim videolarımı sosyal medyada fotoğraflarımı video yani sosyal medyada fotoğraflarımı ya da videolarımı kullanamazsınız. Bu benim isteğim dışında bir şey. Telif atıp çok ciddi cezalar alabilirsin. Hani mesela adam Twitter'da paylaşıyor diyor ki en fazla hesabım kapanır. Öyle olmuyor işte. O sadece Twitter kısmı. Anladınız mı? Bunun davalı kısmı var arkadaşlar. Yani şu anda yasaları yasalarda çok ciddi şeyler var. Ben hepinizi uyarayım. Bilip bilmeden kimsenin bir şeyini paylaşmayın. Şarkı, şu bu. Mesela Instagram'da bir özellik var. Bir hikaye ekliyorsun. Arka fona şarkısını ekleyebiliyorsun. Arkadaşlar Instagram onlarla anlaşmalı. Belli bir ücret veriyorlar o adamların şarkısı kullanıldıkça. Yoksa imkanı var mı? Eskiden 9 saniye kuralı vardı. 9 saniyenin altına kullanabiliyordun. Artık yok. 9 saniyenin altında falan yok öyle bir kural. Öyle bir kural yok. Bir de YouTube sistemi çok akıllı. YouTube'da YouTube sisteminde diyor ki Şurada 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 senin verilerin kullanıldı. Şimdi bir de diğer uygulamalarla da iç içe geçecek YouTube. Atıyorum diyecek ki Instagram'da kullanılıyor. Hemen şikayet et. Ben ben sana kefilim. İki tıklamayla hesapları uçur, uçuracak artık millet. O yüzden dikkat edin. Bak mesela BN Sports. Orada logosu bile gözükse şikayet ediyor. Fenerbahçelileri şikayet ediyor. Galatasaraylıları etmiyor. Yani birkaç tane Galatasaray hesabı gördüm ben. Rahat rahat video paylaşıyorlar. içerik paylaşıyorlar lan. Kapansa yok. Ama Fenerbahçelileri düşmanlar. Dikkat edin. Altay Bayındır için ayrılık iddiası. Fenerbahçe'de kaleyi İrfan Can Eğribayat'a kaptıran Altay Bayındır'ın ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi. Ankara gücünden 4 yıl önce 1,5 milyon euro bon servis bedeliyle transfer edildi ve takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Mart ayında 4 yıllık sözleşme yeniledi. Fenerbahçe'de taraftarın tepkisinin hedefine geçti. Mariborla İstanbul oynanan karşılaşmada yediği hatalı gol nedeniyle diyor. Bak hatalı gol. Bence hatalı gol değildi hatası vardı ama %100 hata Altay'da değildi. Savunmanın hatası var. Kulüp arasında ciddi bir kırılmaya yol açtı. Maribor deplasmanda kaleyi İrfan Can Eğribayat'a kaptırdı ve büyük ölçüde pes etti. Takımdan ayrılmaya hazırlandığı belirtildi. Fenerbahçe yabancı kaleci transferini de yapacağını hesapladığımız zaman yurt dışında da kulüp aradığı belli oldu diyor. İsmail Kartal Maribor deplasmanında tam not alan İrfan Can'la yola devam etmeyi düşünüyor ve Samsun Spor müsabakasında da ilk 11 başlatma fikri var. Bu bütün sosyal medyanın gündeminde. Şimdi bak arkadaşlar hani bir şeylerle e, zıtlaşamazsın. Demek istediğimi anlayın. Bir şeylerle zıtlaşamazsın. Zıtlaşırsan o da seninle zıtlaşır. Ne demek istediğimi umarım anlatabilmişimdir. İsmail Kartal için de geçerli. Bu Mustafa Hoca için de geçerli. Bir şeylerle zıtlaşamazsın. Mesela ben sosyal medyaya bir yorum yazdım. Galatasaray Hakim ekip paylaştı diye ben de oraya şov yazdım hani. Esprisindeyiz. Sayfa espri. Elemanın biri yazmış. Galatasaray'la FETÖ'yü yan yana bile getiremezsin. Koskoca camianın hepsine FETÖ'cü diyemezsin. Lan şov yazdım oraya. t H, O, W. Yazmış. Bütün Galatasaraylılara FETÖ'cü diyemezsin. Arkadaşlar. Sosyal medyada bunlar iyi örgütleniyorlar. Ben size söyleyeyim. Bütün Galatasaraylıları kastetmiyorum ama bunlar bu elemanlar iyi örgütleniyorlar. Karşısındaki kişiye sinir harbi yaşatıp ağzından küfür, hakaret, tehdit, çantaj ya da işte evet ulan öylesiniz falan gibi laflar ettirme peşine giriyorlar. Siz diyeceksiniz ki kızıp evet ulan öylesiniz diyeceksin ya da daha ağırını kullanacaksın. Başına iş alacaksın. Bunların tuzağına kanmayın. Tuzak kuranların en hayırlısı Cenab-ı Allah'tır. Allah bunların tuzağını başlarında paralasın. Ben oraya şey yazdım ya. İtalyan Antalyalı işte Erzurum spor olayı. Dedim ki bu olay doğruysa Allah iki kulübün de belasını versin. Oyuncunun da belasını versin. Olay yalansa bu yalanı uyduranın da Allah belasını versin. Lan biriniz de amin yazın. Beddua sahibine bulur. Yıllardır yediğiniz beddualardan böyle oluyor. İşte beddua ettiğiniz için başınıza iş geliyor. Arkadaşım böyle bir olay yok. Beddua ettiğin için başına iş gelmez. Böyle bir dünya yok. O zaman sokak ortasında öldürülen herkes zamanda beddua ettiği için öldürülüyor. O zaman kimse katil değil. Adam öldürüyor mesela 40 kişiyi öldürmüş. İfadeniz nedir? Benim hiçbir suçum yok. Hepsi zamanda beddua ettiler. Onlar beddua etmeseydi ölmezlerdi. Desin. Böyle bir mantık var mı? Bu ne kadar aptalca bir mantık. İyi o zaman gücü eline geçirsin birileri. Başka bir şey eline geçirsin. İstediği gibi at koştursun. Offsite imsalarla şunlarla şampiyon olsun. Milletin hakkını yesin. Sonra desin ki siz beddua ettiniz. Ondan bu. Şimdi Rade Kurunic. Buradan buraya sıçrayacağım. Şimdi Rade Kurunic için çok çeşitli iddialar var. Önce haberimizi okuyalım. Bu arada Thomas Parti'yi anladınız. Rade Kurunic. Fenerbahçe'de Fenerbahçe'yi Kurunic indirimi. Milan, Bosna'da orta saha. Kurunic için 10 milyon euroya düştü. Fenerbahçe ise 7 milyon euro teklif etti. Orta yolun bulunması bekleniyor. İsmail Kartal'ın orta sahaya ısrarla istediği kurun işte sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basında yer alan habere göre kurun iç için 12 milyon euro isteyen Milan 10 milyon euroya düşmüş. Ancak aradaki farkın kısa sürede kapanması bekleniyor. Sarla 1.1 milyon euro kazanan kurun içi 3 milyon eurodan 4 yıllık kontrata ikna etmişti. Şimdi bak. Gözünü sevdiğim arkadaşlarım. Bak etmeyin, eylemeyin. Bu Fenerbahçe'lilik değil. Ya Galatasaray işte diyor ki 40 milyon euro teklif aldı yıllık ama bize 5 milyon euroya geldi diyor Icardi için. Hani yerseniz elimde sattık köprü de var. Lan 10 teklif ettiler de 12 teklif ettiler 15 verdiler de. Ne bileyim 2 yıllığına 40 verdiler de yıllık 20'ye falan denk geliyor imza parasıyla falan de yesin. Gerçi onlar da işine gelince başka işine gelmeyince başka konuşma var. 1.1 milyon euro alıyorsa 1.8 teklif edilir. Türkiye'ye gelsin diye. 3 milyon euro. Ben bir yerde 4,5 gördüm. Vatandaşı Ceko'da devreye girmiş. ikna sürecinde önemli koz oynamış. Rol oynamış falan filan. Bunu anladık. Şimdi oyuncu İtalyan Ligi'nin kaşarı diyelim. Sabah gazetesi de diyor ki Fenerbahçe Kurunic için Milan'ı 8 milyon euro bon bedeline ikna etti diyor. Bak sabah da bunu söylüyor. Yani ikna etti diyor bakın. Kesin. Yani ikna etti. Zaten futbolcuyu biz ikna etmiştik. Herhalde Milan'ı ikna etmişiz. Böyle söylüyor futbolcu. Şimdi şunu belirteyim. Ee, dur. İki tane haber bir arada. Şimdi kurun için birkaç saat içerisinde Milan'la temasa geçip teklifini yükseltip transferi bitirmesini bekleniyor dedi. İtalyan bir medya kuruluşu. Fanta kalsiyo Sercan Hamzoğlu'nun da çeşitli haberleri var. Mesela Sercan Hamzoğlu açık açık diyor ki bana göre diyor Mehmet Topal'ın hani prime Mehmet Topal'ın bir tık üstü diyor. Bu fikirdir. Bu görüştür. Katılırsınız katılmazsınız. Bu fikirdir. Anladınız mı? Bu görüştür. Yani katılır katılmazsınız hiçbir şey diyemem. Ama bu bir fikirdir. Şimdi Ha Trabzonspor'dan açıklama gelmiş. Trabzonspor Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek geçen sezondan beri hakemleri ve federasyonu şartlar ne olursa olsun baskı altında tutmayı bir strateji haline getirdiği için baskıyla aldığı puanlara rağmen gelecek maçlara mağdur rolünde ipotek koymaya devam etmektedir. İnanılmaz. İnanılmaz. Trabzonspor itiraz edebiliyormuş demek ki ya. Ben hiçbir şey demeyecekler zannediyordum. Yani alan razı, satan razı zannediyor. Neyse. Kurun iç. Sercan Amzoğlu. Bak açık net olarak konuşuyor. Fenerbahçe'de kurun için alternatifleri de hazır. Fenerbahçe 2 Eylül'e kadar mutlaka transferi bitirmek istiyor. 2 Eylül konferans ligi nihai kadro. Twente'yi elerse Fenerbahçe'miz konferans liginde 6 maçlık gruplara kalacağı için orada artık kesin listeyi verecek. Orada hani maçtan 24 saat öncesine kadar falan filan olayı yok. Artık bitti. Kurun iş tam takım oyuncusu İsmail Kartal da bu yüzden istiyor demiş. Yani 8'e anlaşmaya varıldığını söyleyen e, kuruluşlarda vardı. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe piyasa değeri çok yüksek bir yıldız orta ile ilgilendiğini öğrendim dediler. Bitti mi? Bitmedi. Bitmedi. Devrim Zengi, Ali Koç, Sinan Engin'e çok sağlam bir 6 numara ve yabancı kaleci alacağız demiş çok sağlam bir altı ve yabancı kaleci. Ahmet Ercanlar Ali Başkan'ın bahsettiği oyuncu bip demiş. Bokari Sumavure demiş. Niye bip diyeyim arkadaş? Haberi zaten anlatacağım ben size. Bokari Sumavure. Şimdi onu da konuşacağım. Bunu da anladık. Devrim zengi patron çıldırdı. Ali Bey'in ticari zeka sayesinde olağanüstü satışlar yaptı. Doğru. Şu anda Fenerbahçe'nin ilgilendiği 6 numarayı duysanız çılgına dönersiniz. Livakovic bitti diyebiliriz. Ali Bey bu sene gözünü karartmış. Fenerbahçe Ligi ve Euroleague dahil tüm kupalara talip demiş. Euroleague basketbolda bildiğim kadarıyla. Tamam anlamam basketten ama o kadar da anlamaz değilim yani. O kadar da değil yani. Anlar. <laughs> Neyse herhalde basketbol takımını da iyi bir kadro yapılanması içine sokacağından bahsetmek istiyordur diye düşünüyorum. Arkadaşlar Suma Uren'in menajeri Türkiye'ye davet edildi biliyor musunuz? Bu ne demek? Ben size Türkçesini anlatayım. Demek ki kulübüyle aradaki pürüzler giderildi demek. Bu ne demek? Sumavure, adım adım Fenerbahçe'ye demek. Yanlış anlamayın, bakın bir kez daha söylüyorum. Sumavure olayı böyle, bak resmi temasımızı yaptık, girişimleri yaptık, hızlandırdık ve süreci hızlandırmaya noktasına geldik. Sevin ya da teklif yapmış oyuncuya. Yapabilir. Normal. Hocam biz parti almıyor muyduk? Arkadaşım daha önce de söyledim. Yani adamların partiyi satma planı falan yok. Yani adam en önemli oyuncularından bir tanesi. Ha Jorginho'yu satmak istiyorlar. Şimdi ben ankete sunsam Jorginho'yu yani parti artık imkansız. Jorginho mu Sumaure mi desem yani vereceğiniz cevaba da korkmuyor da değilim şimdi. O da ayrı mesele. Yani korkmuyor değilim. Trol olsun, marjinal olsun diğer türlü cevap gelebilir. Bir de şey yazmıştı Yağız Savuncuoğlu. Antony Mokoko, Mokokombo. Bu arkadaş da Cagliari'den ayrılmak istemiyormuş. Ulan çok üzüldüm. Ama Yağız Bey şöyle demiş. Cagliari forması giyen Antony Mokombo. Menajerler tarafından resmi olarak Fenerbahçe'ye önerildi. Fenerbahçe konuyla ilgili henüz bir geri dönüş yapmadı demiş. Onu da söyleyeyim. Ertan Süzgün bu sezon özellikle üç büyükler birçok transferde karşı karşıya geldi. Önümüzdeki günlerde bu tarz bir gelişimi bekliyorum demiş. Herhalde Taliska'dan falan bahsediyordur. Bu Karisu Ben bir duyumu veriyorsam arkasında dururum. Bu duyumu verdim. Çocuk. 24 yaşında çocuk. Kulübüyle görüştük Leicester City'le. 20 milyon euro transfer market değeri var. O çocuk ikincilikte oynamak istemiyor. Açık söyleyeyim. Yaşım daha 24 diyor. 1.88 boyunda ön libero. Fransa'yı U21'de oynamış. Eminim Fenerbahçe'ye gelirse önünde Şimanski, solunda Fred'le direkt olarak Fransa milli takımına da seçilebilir bir performans gösterebilir. Ki Fenerbahçe birçok takımın gözdesi şu anda arkadaşlar. Birçok takım Fenerbahçe'yi takip ediyor ya. E niye anlamıyorsunuz? Arda Güler'i sattın bilmem neyi sattın. Ya çöp dediğin adamları sattın ya. Vallahi de çöp dediğin adamları satabiliyorsun ya. Ta dünyada böyle bir örnek yok ya. Yok. Galatasaray'la ilgili çöp diyim bana. Bir tane çöp gösterin Galatasaray'ın. Kimi gösterirsin? Bilmem işte bir tane stoper aldılardı genç. Kiraladılar. Yusuf Demir dersin kiraladılar. Çöp dediğin isimler. Ya Allah aşkına ya Allah aşkına bak Fenerbahçe'den gidenleri bir dinleyin. Arda Güler. Bunu çöp olarak adlandırmıyorum. Bu geleceğin yatırımı. Atilla Salahi. Çöpleşmişti. Buruma size göre çöptü. Bu arada Bruma'yla ilgili de çok eleştiri alıyorum. Hocam sen bu arkadaşla ilgili geldin nereden? Ben dedim ki arkadaşlar herkesin eleştirdiği maçlarda bile dedim ki lan güzel oynuyor bu. Neyini beğenmiyorsunuz? 4 maça çıkmış şu anda. 3 gol 1 asist. 289 dakika. Yani süre bazında 3 da 3 maç 19 dakikada 3 gol 1 asist. Yorum yapmak istemiyorum ama size göre çöptü. Diego Rossi 5.15. Perišat size göre çöptü 4. Arao çöptü 2.5. Bak Valencia sözleşmesi bitti. Bitmese satardık. Pelkas bizde değildi. Samat da bizde değildi. Olsa bir şekilde gönderirdik diye düşünüyorum. Ertuğrul Çetin'i kiraladık. Çağatay'ı kiraladık. Cao Pedro. Zorunlu satın alma opsiyonuyla gitti. Ya Koçukur iki senedir dışarıda pişip gelirse bir şeyler yapabilir. Paşamız. Yani... Olay da böyle. Bak diyorum ya çöp dediğimiz isimleri bile gönderebilen bir yapılanmadayız. Bukaryus, Maure her an açıklanabilir. Bunu da belirteyim arkadaşlar. 12 milyon euro istiyorlardı. Biz 7 milyon euro diyorduk. Taksitlendirelim diyorduk. Belli mi olur? Belki 7 milyon euro sonraki satıştan paya bir şekilde <laughs> anlaşılır. Ama bu arkadaştan ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bilginiz olsun. Toparlayalım sevgili dostlar. Çünkü eee dikkatiniz dağılmış olabilir. Bir öğretmen olarak da son düzlükte tekrar toparlamayı da severim. Bu Karius Maure kulübüyle görüşüyordu. 12 diyorlardı. Biz 7 diyorduk. Yani inşallah olur. Livakovic. Ben Livakovic'in kapını 27 Ağustos'a kadar bekliyorum. 27 Ağustos'a kadar artık gelmesini bekliyorum. Olmazsa da çarşamba günü netleşecek. Oldu oldu olmadı. Hocam çarşamba günü netleşecek o zaman çarşamba bekle kapını. Öyle olmuyor işte. Bizimkiler biraz sündürmeyi seviyor. Kurunic bence yemdi Kurunic. Bak bence Kurunic yemdi. Thomas Parti hiç ilgilenmemişiz. Jorginho hiç ilgilenmemişiz yani teklif edip de yüksek bedel karşılık bedelle karşılık verilmemiş. Veratti hiç ilgilenmedik biliyorsunuz. Dominguez onunla da hiç ilgilenmemişizdir Allah var. Lincoln'le sözleşme dondurulur. İkinci devre <laughs> belki kiralanır. E, Gustavo Henrique yolu açık olsun. Miguel Crespo'nun yolu açık olsun. Omar Fayet inşallah oynayabileceği bir takıma gönderme fikrimiz var. İnşallah gönderebiliriz. Joshua King için bana bir takas dendi ama kimle ne şekilde bilmiyorum. Bugün akşam Samsun Spor maçımız var. Skor tahminlerini gollerle birlikte yine yoruma yazabilirsiniz. Yazarsanız da müteşekkir olurum. Kanalda bir sıkıntı var da çözemedim. Hani birden fazla video izle, izlerseniz sevinirim. Fred'in bugün ilk 11 oynamasını bekliyoruz. İrfan Can'a İrbayat'la birlikte. Atilla şey, Altay Bayındır'ın Büyük ihtimalle yolu açık olsun diyeceğiz. Ercan Amzoğlu dedik. Hakim konusunda yani 3 4 tane 3 tane takımın sağlık kontrolünden geçemeyip Galatasaray'dan kontrolde geçiyorsa o onların sorunudur. Ee, Sezen Aksu Şinanay'da yavrum Şinan Şinanay dedik. Devrim Zengi'yi konuştuk. Sinan Engin, Ahmet Ercanlar, Antonio Makoko'yu da konuştuk. Makombo'yu da. Benim aktaracaklarım bu kadar. Maç önünde, maçtan bir saat önce, başlama saatinden bir saat önce canlı yayında oluyoruz. Hep aynı şeyler oluyor. Yayına 5. dakikada, 15. dakikada gelip bir şey kaçırdın mı? Altına kaçırdın kardeşim. İşte özetler misiniz? Özetleyemeyiz kardeşim. Tam saatinde kanalda olun. Ha, bu bir randevu gibidir. Sonradan geliyorsan da. Ha, şu da var. E, canlı yayınlarda arkadaşlar hiçbir yoruma bakmayacağım. Soru cevap kısmını açacağım. Soru-cevap kısmını açtığım zaman orada dilediğiniz gibi sorularınızı yazın. Onun dışında canlı yayınlarda bilginiz olsun. Bu da bizi önemsemiyor mu demeyin. Peşin peşin uyarıyorum. Soru-cevap kısmına kadar sorularınızı cevaplamayacağım. Yani görsem bile cevaplamayacağım ki görüyorum da. Bilginiz olsun. Kanalımıza desteklerinizden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. 35.600 hatta 35.700'e de yaklaşıyor gittikçe. İnşallah arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.